Kimlik lütfen. Araçtan iner misiniz? Cemil Özdemir, araçtan in. Cemil Bey, kontağı kapatın ve lütfen araçtan aşağı in. Ellerinizi arabaya yaslayın lütfen. Bir üst araması yapacağız. Ne oluyor memur bey? Merkezde öğrenirsiniz. Gidelim. Buyurun. Cemil Bey lütfen. Buyurun. Gidelim. Buyurun. Ahmet. Ahmet amca. Ahmet amca. Usta. Nesi var bu adamın? Ben de bilmiyorum ki. Elma versene bana. Efendim Nimet. Abla neredesin sen? Bir saattir seni arıyorum. Ne oldu? Çok kötü şeyler oldu abla. Babam karakola gitti. Nimet bir sakin ol, teker teker söyle. Babam Cemil'in senin şoförün olduğunu öğrenince delirdi. Gideceğim polise. Anlatacağım her şeyi. Bitecek bu rezillik dedi. Ne yapacağım ben şimdi? Çok oldu gideli abla. Ben aradım seni. Aradım ama açmadın. Babam geliyor. Kapıyorum. Baba. Söylemedin değil mi? Anlatmadın polise değil mi baba? Yakmadın ablamı değil mi? Söylemedin değil mi? Ne olduğunu bana anlatmayacak mısınız? Birazdan öğrenirsin. Birazdan herhalde beni 20 yıl yatıracaksınız burada, öyle mi? Tamam, uzatma, geç. Vaktin olduğunda 2012 için yapılan planlara bakarsan daha iyi anlarsın. Yasemin, vaktin olduğunda değil. Bu konuyu en kısa zamanda incelemeni rica ediyorum. Geçmişte Gül'ün ve Emre'nin yaptığı her şeyi kontrol etmek zorundayız. Onlara güvenmem mümkün değil. Elbette Ali İhsan Bey. Efendim. Evet. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Cemil Bey'i tutuklamışlar.
Öyle mi? Neden? Abla. Konuştun mu babamla? Ne dedi? Söylemiş mi? Bir şey demedi. Geldiğinden beri odasında. Baba. İzin ver anlatayım. Baba. Baba biliyorum çok kızdın bana ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Söyledin mi polise? Baba gözünü seveyim bir şey söyle. Adına bir tek bu kolye kalmış İpet. Sen kocanın yüzüne nasıl bakıyorsun? Baba. O soysuz sana neler yaptı? O kansız seni kör kuyulara attı. Sen ne yaptın İpet? Daha rahat görebilmek, daha rahat kırıştırabilmek için nişe mi aldın? Şoförün mü yaptın ha? Baba olur mu öyle şey? Sen zarar görmediği her şeyi yaptın. Hep ikinizi korumak istedim. Allah biliyor ya. Elimden geleni de yaptım. Dürüst insanlar gibi olduğunu istedim. Yeri geldi, bağırdım, çağırdım. Eve bile hapsettim. Ama anladım ki insanın hamuru neyse oymuş. Bir insana zoraki hiçbir şey yapamazsın. Senin de hamurun bozukmuş. Annen gibi. Baba yeter. Sana zelal gelmesin diye o iti bıçakladım, hapse girdim. Sen ne yaptın İffet? Sen ne yaptın? O iti eve aldın. Kocanı aynı eve koydun. Kocanın suçu neydi İffet ha? Yaşadığın utancı ona da mı yaşatacaktın? Cemil'i ben getirmedim o eve. Ali İhsan'ın kızı getirdi. Ben sadece sustum. Ali İhsan için sustum. Hiçbir şey umurumda değil. Cemil de, evliliğim de. Ben sadece Ali İhsan'ı düşündüm. Polise gittiğimde her şeyi anlatmasını ben de bilirdim. Ama ben kocandan utandım. Bu rezilliği kim bilirse, kim öğrenirse umurumda değil. Karakola kadar gittim, durdum. Baktım ama ben Ali İhsan'dan utandım. Sana söz veriyorum baba. Cemil o evden gidecek. Ne yaparsa yap. Umurumda değil. Gözüm müfettiğim kızım bu artık. Öğrenir öğrenmez geldim Cemil Bey. Endişelenecek bir şey yok. Emre Ünsal davasından tutuksuz yargılanma hükmünüz GBT'ye işlenmemiş. Bir yanlışlık olmuş delikanlı. Kusura bakma. Amirim çıkabilir miyiz? Tabii, tabii. Şirkete gidelim. Ali İhsan Bey seni görmek istiyor. Betül! Kızım nereye
neler yaptığını. Sen o adamdan kurtul diye anlattım. Böyle kendini harap etmen için değil. Ay dilim tutulaydı da söylemeseydim. Kızım ne olursun. Betül, nereye gidiyorsun? Üfet'le konuşmam lazım. Ne oldu? Ha? Gene ne söyledin de üzdün kızcağızı? Sen! Oğlunun yediği hatları bir bilsen. Anlardın o zaman benim kızım neye üzüldü. Var senin burada? İçeri girebilir miyim sana? Hayır, giremezsin. Benle konuşmak istemediğini biliyorum. Hatta nefret ettiğini. Haklısın. Ben Cemil odana. Her şeyimi kaybettim. Gururumu. En yakın arkadaşlarım, sizi. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Ama bir şey sormam lazım. İffet'i aradım defalarca ama açmadı. Açmaz tabii. Ben de sen biliyorsundur diye sana geldim. İçeri gireyim. Söz veriyorum 5 dakikadan fazla kalmayacağım. İyi, gir bari. Otur. Ne istiyorsun İffet'ten? Ne soracaksın? Nasıl sorulur bilmiyorum ki. Ama gerçeği öğrenmem lazım. Cemil İffet'e tecavüz ettim mi? Yalvarırım gerçeği söyle. Yalvarırım bu doğru değil de. Evet. Doğru. Thank you.
başka biri için hiç düşünmeden hayatını tehlikeye atan insanların nesli tükendi sanıyordum. Genelde düşünmeden hareket ederim zaten. İlk defa da başım belaya girmiyor. Özür dilerim Serpil. Ben Cemil'e o kadar aşıktım ki. Gözüm hiçbir şey görmedi. Onu İffet'in elinden almak için her şeyi yaptım. Ama alamadım biliyorsun değil mi? Annemle babam satın aldı onu bana. Küçük kızlarını oyuncak alır gibi. Ama olsun dedim. Cemil yanımda ya. Zamanla o da beni sever. Ama olmadı. İffet'in ahını aldım ben. Başka kadınlarla da gördüm. Her şey seni edecekti. Gözüm o kadar kör olmuştu yani. Betül tamam, sakin ol. Bir yudum su iç. Ama İffet'e yaptığını öğreneceğim. Şu anda böyle bir adama aşık olduğum için kendimden nefret ediyorum. Tamam ama bak sen de anladın hatanı. Kurtulursun Cemil'den. Kendine yeni bir hayat kurarsın. Ha? İffet ne bu halin? Her şeyin sonuna geldim artık. Betül şey için gelmiş. Ne işi var burada? Yoksa siz görüşüyor musunuz? Hayır, görüşmüyoruz. İffet ne olur gitme. Bırak beni. İffet yalvarırım affet beni. Ben geçmişi unutmaya çalışıyorum. Sen de öyle yap Betül. İffet! İffet! İffet yalvarırım gitme. İffet çok pişmanım. İffet! İffet! Başka hiçbir şey görmüyordu ki. Sizi bir arada gördüğümde nasıl acı çektiğimi bir bilsen. İffet benden daha fazla acı çekemez diye düşündüm. Sen babandan dayak yerken bile Cemil yanımda olduğu için mutluydum. Senin için üzülemedim bile. Ama bilmiyordum İffet. Neler yaşadığını bilmiyordum. Sana yemin ederim bilmiyordum.
uzaktan sevmenin acı çekmek olduğunu sanıyordun, öyle mi Betül? Annesinin babasının üstüne titrediği, her istediğini yaptığın şımarık bir kızsın sen. Her istediğini elde etmeye alışmışsın. Cemil'den uzak dururdum. Neden söylemedin İffet? Herkes bana bunu sormaya başladı. Söyleyemedim işte Betül. Söyleyemedim. Nasıl söyleyecektim? Herkesin içinde Cemil bana tecavüz etti mi diyecektim. Kimseye söyleyemedim. Babama söyleyemedim. Kocama söyleyemedim. Çünkü çok çaresizdim. Çünkü çok korkuyordum. Ben o pislik herifi boşayacağım İffet. Biliyorum. Senin dostluğunu kazanmak artık imkansız. Hiçbir şeyi geri çeviremem. Ama çok pişman oldum onu. Kıymetini bilemedim.
Ben çok büyük hatalar yaptım Serpil. Babam haklı. İzin vermeyecektim. Cemil'in o eve şoför olarak girmesine izin vermeyecektim. Aptal gibi kandırdım kendimi. İntikam almak için. Ama artık yeter. Ben Ali'yi sana her şeyi anlatacağım. Biraz geç kalmadın mı İffet her şeyi anlatmak için? Ha? Şimdi daha çok üzülmeyecek mi Ali İhsan Bey? Ben onun üzülmesini hiç istemiyorum ki. Yani o benim tanıdığım en iyi insan. E tamam işte. Nil ile Cemil'in sevgili olduklarını söyle. Yetmez mi? Ha böylece Ali İhsan Bey Cemil'i kovar. Gelebilirsin. Gelsene Cemil. Otursana şöyle. Her şeyden önce başına gelenlerden dolayı çok üzgün olduğumu bilmeni isterim. Önemli değil Ali İhsan Bey. Yapılan iyilikler cezasız kalmıyor. Öyle değil mi? Cemil. Etrafımda çok fazla güvenebileceğim bir insan yok. Yani gördüğün Emre'nin yaptıklarını. Benim en iyi arkadaşımdı. Olan bitenler beni o kadar sarstı ki. Ama senin gibi insanların yanımda olduğunu görmek beni umutlandırıyor. Demek ki hala bu hayatta dürüst, samimi ve içten insanlar var. Ben bir şey yapmadım Ali İhsan Bey. Cemil, sen benim hayatımı kurtardın. Seni işe almakla o kadar isabetli bir karar vermişim ki. Sana çok itimat ediyorum. Senin gibi itimat edebileceğim bir insanın yanımda çalışması büyük bir şans benim için. Çekinme, bak lütfen telefonuna. İzin isle. Efendim? Cemil. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Artık beni görmek istemediğini biliyorum. Ama benim arayacak kimsem yok. Benim İstanbul'da senden başka arayacak kimsem yok. O kadar yalnızım ki. O kadar acı çekiyorum ki. İyi misin sen? Sen varken daha iyiydim. Buraya gelir misin? Gelip biraz benimle konuşur musun? Neredesin sen? Galata Kulesi'nin hemen karşısında bir bar var. Oradayım. Peki, birazdan orada olurum. Ali İhsan Bey, bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Eğer izin verirseniz çıkabilir miyim? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkürler. Ya lütfen çekinme, söyle. Eğer yapabileceğim bir şey varsa elimden geleni yaparım. Hallederim ben efendim. Peki. Cemil. Sen çok iyi bir adamsın. Arkadaşın da çok şanslı. Tekrar teşekkür ederim sana. Hasta olacaksın. Sonra Ali İhsan bize kızacak, neden karıma iyi bakmadınız diye. Emine durma orada, git sıcak bir şeyler getir İffet'e. Niye bana böyle iyi davranıyorsun? Ne değişti?
Önce babamdan özür diledin. Şimdi benim için endişeleniyorsun. Niye? Tek bir sebebi var. O da Ali İhsan'ın mutlu olmasını istemem. Senden vazgeçmeyeceği çok açık. Aramızdaki sürtüşmelerle, kavgalarla onu daha fazla üzmek istemiyorum. Hepsi bu. Bundan böyle iyi geçinmeye çalışabiliriz. İkimiz de bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Hı? Yani ben elimden geleni yaparım. Böyle düşünmene çok sevindim. Hadi bu ıslak kıyafetlerle daha fazla kalma burada. Sen odana git, ben Emine ile yollarım çayı. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun tek başına sen burada? Üşüyorsun sen. Hadi. Kalk seni eve götüreyim. Yok. Yok. Hadi. Biraz burada oturalım. Evde sana bu kadar yakın olamam. Demin. Niye beni istemiyorsun? Niye sevemiyorsun? Sen niye beni bu kadar istiyorsun ha? Neden bir başkası değil de ben? Sen çok güzel bir kızsın. Etrafta benden 1000 tane adam var. Hepsi aynı. Sarılır mısın bana? Kimsem yok benim bu şehirde. Hem ben senin yanında o kadar rahatım ki. Rol yapmama gerek yok. Ne yapacaksak beraber yapıyoruz. Küfür mü edeceğiz, beraber ediyoruz. Bira mı içeceğiz, beraber içiyoruz. Ağlayacak mıyız? Beraber ağlıyoruz. İçin dışın o kadar aynı ki. Param, pulum umurumda değil. Babam o kadar zengin olmasına rağmen terk ettin gittin. Sana o kadar çok güveniyorum ki. Bilmiyorum işte Cem. Ben seni çok seviyorum. Sonra görüşemeyeceğiz bir daha, değil mi? Bunları evde konuşuruz değil. Sen de namus adına bir tek bu kolye kalmış İpek. Sen kocanın yüzüne nasıl bakıyorsun? O soysuz sana neler yaptı? O kansız seni kör kuyulara attı. Sen ne yaptın İffet? Daha rahat görebilmek, daha rahat kırışılabilmek için işe mi aldın? Şoförün mü yaptın ha? Sana zelal gelmesin diye o iti bıçakladım, hapse girdim. Sen ne yaptın İffet? Eve aldın. Kocanla aynı eve koydun. Kocanın suçu neydi İffet ha? Yaşadığın utancı ona da mı yaşatacaktın? Çalıştığını öğrenmiş. Polise gitmiş. Her şeyi anlatmak için. Anlatmış mı peki? Son anda vazgeçmiş. Ama keşke söyleseymiş hala. Söyleseymiş de bitseymiş bu rezillik. Babam bana öyle ağır laflar söyledi ki. Ah be kızım. Ah be kızım.
adam burada kaldıkça kim ne dese haklı. Babanın şimdi ne düşündüğünü söyleyeyim mi sana? Senin Cemil'le Ali İhsan Bey'in arkasında gizli gizli görüştüğünü düşünüyor. Hala aranızda ilişki var sanıyor. Valla ben Ali İhsan'a yapar mıyım böyle bir şey? Hem nasıl düşünür babam bunu? Ya ne düşünsün kızım? Sen her şeyi biliyorsun Allah. Ben almadım ki Cemil'i bu eve şoför diye. Sen almadın. Tabii sen almadın ama kalmasına da izin verdin. İntikam almak için. Sen zaten intikamını almıştın kızım. Dünyanın en iyi insanıyla evlendin sen. O sana gönlünü açtı, evini açtı. Senden sadece dürüst olmanı bekledi kızım. Sen hala hangi intikamın, neyin peşindesin ha? Sen dürüst kal. İffetli kal kızım. En büyük intikam bu değil mi zaten? Teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacın olursa yanında olacağım Dil. Ama beni sevmeyeceksin değil mi? İnan bana seni sevmemi istemezsin. Ben her şeyi mahvederim. Berbat ederim Dil. İffet görecek. Yapma Dil. Yine mi İffet? Birileri görecek Nil. Anladım ben anlayacağım. İffet. Biraz vaktim varsa konuşabilir miyiz? Tabii. Cemil'le aranızda ne var? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sadece anlamak istiyorum. Neden Cemil'le olmama bu kadar karşısın? Neden Cemil'den nefret ediyorsun? Benim kimseden nefret ettiğim falan yok. Ben sadece sizin aranızda olanları onaylamıyorum. Bana da öyle geliyor ki. Sizin geçmişte Cemil'le aranızda bir şey oldu. Cemil seni terk etti. Ve sen hala onu unutamadın. Ya da buna benzer bir hikaye işte. Sen anlamıyorsun galiba. Cemil evli. Evliyse evli. Boşanır, olur biter. Dünyanın sonu değil ya. Artık beni de Cemil'i de rahat bırak. Kusura bakma. Sen eğer Cemil'le ilişkine devam edersen ben bunu Ali İhsan'a söylerim. Ondan hiçbir şey saklamak istemiyorum. Ne yaparsan yap. Cemil'le bizi ayıramayacaksın. Yani kaydı işlememişler mi ne? O yüzden almış polisler beni. Ya oğlum işe girdiğinden beri başına gelmedi kalmadı yahu. Önemli değil be Osman amca. Cemil, sen evliydin değil mi? Evet de nereden icap etti bu? Hiç. Öyle içimden geldi, sorayım dedim. Allah Allah. Kızın içinden geldiği soruya bak ya. Cemil. Biraz gelir misin? Konuşacaklarım var. Ne oldu şimdi? Anlarız şimdi baba.
Gideceksin bu evden. Sen bizim evimize gelmedin İffet. Bana defalarca hayır dedin. Seni sevmiyorum dedin. Başlarda inanmamıştım. Ama artık tamam. Ben dersimi aldım. Benden korkmana gerek yok. Yine oyun oynuyorsun değil mi? Ama ben sıkıldım artık. Senin bu oyunlarına bir son vereceğim. Ben oyun falan oynamıyorum. İnan bana. Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun. Oyun falan yokmuş. Peki Nil? Onunla ne yapıyorsun? Ben Nil'e sadece yardım ediyorum. Bana ihtiyacı var. Sen Nil'e yardım ediyorsun. Nil'in sana ihtiyacı var, öyle mi? Sen önce kendine yardım et Cemil. Ben bu akşam Ali İhsan'la konuşacağım. Sen de bu evden gideceksin. Aklın varsa bir daha karşıma çıkmazsın Cemil. Dilek, cidden bu kadar zorlanacağımı tahmin etmezdim. Yani Ali sana o kadar çok soru sordum ki bir an beni işe aldığı için pişman olduğunu düşündüm. Zamanla alışacaksın ve bu şirketin en iyi elemanlarından biri olacaksın. Bundan hiç şüphem yok. Umarım güvenini boşa çıkarmam. Bizimle çalışmaya başladığın için ben çok memnunum. Ali sana arka arkaya çok büyük badireler atlattı. Emre'nin yaptıklarını biliyorsun. Bakma metanetli görünmeye çalışıyor ama aslında çok yaralandı. Emre onun en yakın dostuydu ve karısıyla da pek bir şey paylaşamıyor. Yani çok farklı iki dünyanın insanı onlar. Tamam bir süre canım cicim aylarıyla geçer ama sonra Ali İhsan İffet gibi biriyle ne konuşacak? Kelime haznesi 30'u geçmeyen biri o. Ama çok mutlu görünüyorlar. Şimdilik. Evet, şimdilik öyle ama zamanla Ali İhsan sıkılacaktır. Ben bundan adım gibi eminim. Ne paylaşacaklar? Nasıl imam bayıldı yaptığını mı anlatacak yoksa Balat'taki o küçük ve gereksiz dünyasından mı bahsedecek? Ali İhsan bir süre sonra çok sıkılacak. Ali İhsan bir destek olmak için elimden geleni yaparım. Ben Ali İhsan'ın senin gibi bir yol arkadaşı olmasından çok memnunum. İyi ki bizimle çalışmayı kabul ettin. Ben de çok memnunum. Umarım yardımcı olabilirim. Elbette olacaksın. Ali İhsan ve sen çok iyi anlaşacaksınız. Bundan eminim. Kızım. Neredesin sabahtan beri? Çok merak ettim. Arıyorum arıyorum, telefonlarımı da açmıyorsun. Merak etme anne. Ben gayet iyiyim. Thank you.
neredesin? Ne yapıyorsun? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Betül, bunlar Cemil'in eşyaları değil mi? Aynen öyle anneciğim. Ne yapacaksın onları? Kurtulacağım. Betül, olur mu? Baba! Peki Cemile ne diyeceksin kızım? Bu evde istemiyorum. İkiniz de defolup gidin hayatım. Aa, kendine gel Betül. Betül, Betül kendine gel kızım. Betül kendine gel kızım. Öğrenirse vallahi bu evi başınıza yıkar. Hiç umurumda değil. Efendim anneciğim. Cemil Betül beni kapıya attı. Kapıya mı attılar? Ne diyorsun anne sen? Yavrum, çabuk gel. Donuyorum oğlum. Çabuk gel. Merhaba Emine. Merhaba hayatım, nasılsın? İyiyim. İşin nasıl geçti? İyi, her zamanki gibi. Sen nasılsın? Çok soluk görünüyorsun bugün. Benim seninle konuşmam lazım. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Yukarıda konuşalım mı? Peki. Hadi. Neymiş bakalım karımın canını sıkan şey? Söyle. Ali İhsan. Nil biriyle birlikte. Ama canım, bu çok normal bir şey, öyle değil mi? Nil artık kocaman kız oldu, 23 yaşında. Bir erkek arkadaşı olması çok doğal. Senin canını sıkan şey ne burada? Çünkü Nil Cemil'le birlikte. Ne? Nasıl yani? Anlamadım, olamam. Emin misin? Emin. Olamaz böyle bir şey. İffet, bak bir kere daha soruyorum sana. Emin misin? Ali İhsan, ben emin olmasam sana söyler miyim? Ya olamaz böyle bir şey. Ben bu hayatta hiç kimseye güvenemeyecek miyim? Ali İhsan. Ne? Ne oluyor baba? Senin bu şoför Cemil'le ilişkin mi var? Sevgili karın sonunda söyledi demek. Evet var.
Ve Cemil'i çok seviyorum. Nil, sen delirdin mi? Cemil evli. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Cemil karısından boşanacak. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Cemil bizim şoförümüz. İffet de bizim hizmetçimizdi. Bunlar bizim ailemize sorun olacak şeyler değil, değil mi baba? Nil. Hem sen karına niye sormuyorsun Cemil'e derdi neymiş diye? Sen ne demek istiyorsun ha? Ne demek istiyorsun? Bak Nil, çok kötü olacak ha. Ne o? Dövecek misin? Ali İhsan. Abi. Ne? Ne oluyor? Siz karışmayın bu işe. Ya sen bana nasıl hesap sorarsın? Evin hizmetçisini üvey anne diye başıma getirdin. Şimdi hangi hakla böyle karşıma çıkabiliyorsun? Bana bak. Ali İhsan yapma. Lütfen. Terbiyesiz seni. Ali sen ne olur sakin ol. Sen ne zamandır biliyordun bunu? Bir süredir. Peki niye sakladın benden? Niye böyle bir şey söylemedin bana? Ben geçer diye düşündüm. Nil'i ikna etmeye çalıştım. Sen üzülme diye. Yani duyarsan böyle olacağını biliyordum. Ama sen kızımla ilgili bu kadar önemli bir konuda nasıl tek başına karar verirsin? Özür dilerim. Eğer ben sana güvenmeyeceksem biz neden karı kocayız seninle ha? Ben senden bugüne kadar hiçbir şeyi saklamadım İffet. Haklısın. Haklısın, benim için yeterli değil. Sana olan güvenimi sarstın. Siz biliyor muydunuz bunu? Elbette bilmiyordum. Ben de. Ali İhsan, bu kadar sinirlenme. Londra'dan yeni geldi, hiç arkadaşı yok. Geçici bir heves işte. Büyütme lütfen. Şimdi haddini bildireceğim ona. Baba bırak Allah aşkına ya. Ne yapacağı belli olmaz. Bağırır bağırır gider. Cemil yeter oğlum, kurban olayım. Hele güne rezil olacağız evladım. Karışmasın anne. Çıkıp hesabını versinler. Salih açsana lan şu kapıyı. Betül. Salih aç, giriyorum şu kapıyı sana. Oğlum yapma. Hele güne rezil olur musun? Hiç kimseye rezil olduğumuz falan yok. Ulan. Salih! Çık lan dışarı. Bunun hesabını şimdi verecekler. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Seni de anneni de artık bu evde istemiyorum. Bugün boşanma davasını açtım. İyi yapmışsın. Beni büyük bir dertten kurtardın.
Ama o kadını sokağa attınız ya. Hepinizi pişman edeceğim sizin. Eğer hemen buradan gitmezsen... avazım çıktığı kadar bütün mahalleye senin ne kadar iğrenç bir tecavüzcü olduğunu var. Belki o zaman cezanı çekersin. Nil, saçmalama. Böyle fevri kararlar verme. Artık kalmak istemiyorum bu evde. Stüdyoda kalacağım. Baban haklı. Senin gibi bir kıza yakışıyor mu o şoför? Aman Allah ya. Sen de mi? Bana babamı savunma. Sen de bal gibi biliyorsun ki babam İffet'le evlendikten sonra bambaşka bir adam oldu. Peki... böyle her şeyi bırakıp giderek meydanı İffet'e mi bırakacaksın? Mutlu musun? Amacına ulaştın. İstediğin oldu. Babamlara mı daha açtın? Al. Bütün evi sana bırakıyorum. Her şeyi sana bırakıyorum. Benim istediğim senin bu evden gitmen değil ki. Cemil'in defolup bu evden gitmesini istedim. Her şey senin için. Sen ancak bunları babama uyutturursun. Git ona anlat. İffet. Bu yaptıkların hepsini senin burnundan fitil fitil getireceğim. Takma kafana. Daha çok genç. Toylundan yapıyor bütün bunları. Birkaç güne kalmaz yaptığı hatayı anlayıp döner. Gel anne. Seni şu battaniyeye sarayım. Nereden çıktı burası oğlum? Ben böyle olacağını biliyordum önceden. O yüzden beraber otururuz diye tuttum bunu. Üşümüyorsun değil mi? Ha? Yok yok. Bak üşüyorsan istersen gidip sana hemen çorba alayım anacığım. Yok yok oğlum yok yok. O evden kurtulduk ya. Vallahi başka bir şey istemem. Hey, bundan sonra ana oğul yine baş başayız. Al bakalım şunu da üstüne. Sağ ol. Sen yanımda bana yeter oğulcum. Dünya tersine dönse bile ben senin yanından ayrılmam be anam.
Annem. Ay, Erdoğan tutulmuş bir oğlum. Ben gidip sana bugün bir yatak alırım annem, merak etme sen. Ah be oğlum, hiçbir şey yok evde. Ne buzdolabı, ne çamaşır makinesi. Merak etme sen. Oğlun çalışıyor. Gider sana hepsini alır. Kolay mı bu oğlum hepsini birden almak? Sen bunları söylenmeye başladığına göre Feride Sultan iyileşti demektir ha? Serseri. Oh, güzel anam benim. Efendim bey. Cemil. Dün geceden beri sana ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamadım. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu Nil? Bundan daha kötü ne olabilir ki? Babam aramızdakileri öğrendi. Sakın gitme o eve. Çok sinirli. Ben de evi terk ettim zaten. Gözüne gözükme. Niye? Beni mi dövecek? Ya Cemil, dalga geçme. Dalga geçmiyorum Nil. Babandan da korkmuyorum. O yüzden nefesini boşa harcama. Cemil, çok sinirli sana diyorum. Sakın karşısına çıkma, olur mu? Gider konuşurum ben. Hallederim. Kahvaltıya gelecek misin? Hayır. Ben... Nil ile Cemil'in arasında olanları senden sakladığım için tekrar özür dilerim. Kime güvensem, kimi sevsem benden bir şey saklıyor. Anlamak mümkün değil. Ben insanları severek, onlara güvenerek hata mı ediyorum acaba? Dürüst olmamın bedeli bu mu olmalıymış yani? Ali İhsan, sen ne desen haklısın. Yani ben çok hatalı davrandım. Milyonlarca kez özür dilerim senden. Ama elimden başka ne gelir ki? İffet, belki de ben seni hiç tanımıyorum. Belki sen benden başka şeyler de saklıyorsun. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Hiçbir şeyden. Ali İhsan gelmiyor mu? Gelmeyecekmiş. Ali İhsan'ın bütün güvendiği dağlara kar yağdı. Hayatta en çok önem verdiği şeyi güvenken durmadan sırtından bıçaklanıyor. Ne kadar kötü. Kimseye güven olmuyor artık. Abimin hayatını kurtardı diye adamı kahraman ilan ederken meğer arkadan neler çeviriyormuş. Şöyle bak. Keşke sen de daha önceden söyleseydin İffet. Ali İhsan bu meseleyi daha erken öğrenseydi engelleyebilirdi. Size afiyet olsun. Benim bir şey yapmama gerek yokmuş. Kendi mezarını kendi kazıyor. Ali İhsan bunu biraz zor affeder.
Baba ben hazırım. Teşekkür ederim baba. Koca beni. Ali sana söz vermeseydim seni göndermezdim okula ama neyse. Bana bak. Edebine git, edebine gel. Beni bu karara aldığıma pişman etme. Yoksa kırarım kemiklerini. Tamam baba. Akşama seni ben alacağım. Unutma. Olur. Okuldan eve, evden okula. Duydun mu? Olur baba. Hadi. Abim bize gelmeyecek mi? Gelecek, gelecek. Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Ali İhsan Bey çağırdı. Benimle konuşacakları varmış. Abla ben abimi yalnız bırakmayayım istersen. Biz gidelim. Ali İhsan gerekeni yapar. Gel. Bugünlerde merak ettiğim bir şey var Cemil. Sana da sorayım istedim. Ben insanlara güvenerek hata mı ediyorum sence? Sana da güvenmemeliydim. Öyle değil mi? Yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum Ali İhsan Bey. Öyleyse niye yaptın ha? Gönlünü eğlendirmek için mi? Para için mi? İkisi için de değil. Sen evli değil misin Cemil? Boşanıyorum. Boşanıyormuş. Ben sana hep bir arkadaş gibi, bir dost gibi davrandım. Sen nasıl yaparsın bana bunu ha? Nasıl yaparsın? Nasıl arkamdan iş çevirirsin? Ben sana karımı kızımı emanet ettim. Aşağılık herif! Bana bak. Bir daha gözüme gözükürsen ve kızımın yanına yaklaşırsan seni doğduğuna pişman ederim, anladın mı? Şimdi defol git buradan. Gözüme gözükme Cemil, defol git! Bana başka çare bırakmadın Cemil. Bu evden gitmen gerekiyordu. Sen doğru olanı yaptın. Hiç kızmadım sana. Bu olayların hepsi benim suçum İffet. Beni seviyorsun zannettim. Hala içinde ölmeyen bir şeyler var sandım. Ama bitmiş. İffet'le Cemil diye bir şey kalmamış artık. Kendime yeni bir hayat kurmam lazım. Sensiz.
söyleyeceklerim belki senin için bir önemi yok ama... beni affet İffet. Değil mi? Evet. Geç bakalım şöyle, Şule'nin yanına. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nimet bundan sonra bizim sınıfımızda. Kendisi devlet lisesinden yeni geldi. Nimet, arkadaşlarını kendini tanısana. Bize biraz kendinden bahset. Adım Nimet, soyadım Kılıç. Annenle babandan bahset biraz. Şey, annemle babam ayrı. Annem Balıkesir'de. Biz babamla yaşıyoruz. Baban ne iş yapıyor? Balat'ta dükkanı var. Kasap kendisi. Çocuklar, çocuklar lütfen. Canım, yağsız tarafından yarım kilo kıyma tartar mısın bana? Ne diyorsun sen be? Ya bırak şu salağı. Bu zaten böyle boş boş konuşur. Gerizekalı. Sen kime gerizekalı diyorsun kızım? Sana diyorum. Tabii. Bulmuşsun kendine göre bir ezik. İyi anlaşırsınız artık ha? Sen konuş konuş. Sınav zamanı geldiğinde kopya istersin benden. Ama şimdiden söyleyeyim, avucunu yalarsın. Abi hadi hadi hadi. Bunların yüzünden hoca bize kayacak bir şey. Doğru söylüyorsun kanka. Sen bunlara bakma canım. Bunların zeka yaşlarının toplamı 2,5'tan 3. Vallahi. Çocuklar, sohbetiniz bittiyse derse devam edebilir miyiz? Şimdi 43. sayfayı açın lütfen. Yasemin. Nasılsın Dilek? Hiç iyi değilim Yasemin. Bizim evde işler feci karıştı. Ne oldu? Sorma. Nil. Bizim şoförle şu Cemil işte. Evet. İlişkisi varmış. Bizim evde moda oldu böyle avam insanlarla ilişki yaşamak. Tabii Ali İhsan öğrenince dün gece evde kıyamet koptu. Nil de evi terk etti. Ciddi misin sen? Sorma. Ali İhsan bu Cemil'i çok tutmuştu. Yani çok güveniyordu. Ama olanları öğrenince çok çok üzüldü. Darmadağın oldu tabii. Meğer İffet de bütün bunları biliyormuş uzun zamandır. Yani Nil'le Cemil'in ilişkisini ama Ali İhsan'a söylememiş. Bu da tuzu biber oldu. Çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Ali İhsan yapayalnız kaldı. Emre gitti. Nil gitti. İffet'le de araları bozuk. Ali İhsan'a yardımcı olmak lazım. Elimden geleni yaparım. Onu yalnız bırakmayalım, olur mu Yasemin?
Yalnız Ali İhsan sana bu anlattıklarımı bilmesin, olur mu? Sen bilmiyormuş gibi davran. Tamam. Hadi gel. Önce üstüne başına bir şekil düzen verelim. Bu ne kızım böyle asker okula gider gibi? Şey, ben öğretmenler kızar diye... Yok canım. Burada hocalar öyle kolay kolay kimseye kızamaz. Ne de olsa paralarını biz veriyoruz. Yani o yüzden korkmana gerek yok. Önce şunu bir açalım. Şunu da çıkartalım. Böyle çok daha iyi oldu. Yalnız şu etek boyuna da bir şeyler yapmak lazım. Şule böyle çok kısa olmadı mı? Olmadı, olmadı. Bakayım. Son dokunuş. Makyaj da benden olsun, hadi. Kolej öğrencisi oldun işte. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Gel. Size göstermek istediğim bazı sözleşme taslakları vardı. Gösterebilirsin Yasemin. İstersen sonra da gelebilirim. Yok yok, şu anda bakayım daha iyi. Bunlar tamam. Çok güzel olmuş, teşekkür ederim. Ali İhsan Bey, çok durgunsunuz. Bir problem yok değil mi? Dışarıdan çok belli oluyor değil mi Yasemin? Her zaman gibi değilsiniz. Bunu söyleyebilirim. Haklısın. Bugünlerde hayat benim için pek iyi gitmiyor. Elimden bir şey gelirse, yani size yardımcı olabileceğim bir şey. Teşekkür ederim. Bunu düşünmem bile yeter. Ne güzel, güldünüz işte. Ben odama döneyim. Tamam, teşekkürler. Konuştunuz mu babamla? Konuştuk. Ne konuştunuz? Kavga mı ettiniz? Ne konuştunuz diye mi söylesene? Ben çok yanlış yaptım. Baban söylediği şeyler de haklıydı. Ama artık yanlış yapmak istemiyorum. Seninle yaşadığımız şey en başından beri yanlıştı Nilay. Bu işin bitmesi lazım. Babam ikna etti seni değil mi? Görüşmeyeceksin kızımla dedi. Elbette baban seninle görüşmemi istemiyor. Ama benim kararım. Ben
Senin için o evi terk ettim. Babama rest çektim. Sen şimdi hangi hakla karşıma çıkmış bunları söylüyorsun Cemil? Sana verebilecek benim hiçbir şeyim yok. Ben insanların hayatını mahvetmekten başka hiçbir işe yaramam. Değişmem lazım. Başka bir adam olmam lazım benim. Belki o zaman. Seni nazarlardan korusun. Çok güzel oldun kızım. Ali İhsan telefonlarımı açmıyor hala. Beni böyle karşısında görünce daha fena sinirlenmesin. Gitmesen mi acaba? Yok. Kızsa da gideceksin. Hem karı koca arasında olur böyle şeyler kızım. Bozma moralini. Hepsi geçer. İnşallah hala. Bak, bu akşam birlikte güzel bir yemek yersiniz. Sen de tekrar özür dilersin kocandan. Gönlünü alırsın. Olur biter. Ha? Yeter ki barışalım. Ya ben elimden ne geliyorsa yaparım. Ali İhsan'ı öyle mutsuz görünce içim sızlıyor hala. Biliyor musun kızım? Ali İhsan Bey'i hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Bir daha Ali İhsan'dan hiçbir şey saklamayacağım hala. Hiçbir şey. Gel. Ali İhsan Bey, Gülün Hanım geldi. Sizinle görüşmek istediğini ve çok önemli olduğunu söylüyor. Tamam, peki gelsin. Teşekkür ederim beni kabul ettiğin için. Rica ederim. Ne söylemek istiyordun? Biliyorum beni affetmeyeceksin. Ağlasam da yalvarsam da affetmeyeceksin. Gülün, affedecek bir şey yok. Benim için her şey çok geçmişte kaldı. Ama ben seni hala o kadar çok seviyorum ki. Gülün, lütfen bu konuyu kapatalım. Her şeyi denedim. Olmuyor, unutamıyorum seni. Gülün, lütfen. Beni terk etmekte de haklısın. Erhan'la aramızda geçenleri öğrendikten sonra ne yapabilirdin ki? Ne diyorsun sen? Çok pişmanım. Çok pişmanım. Ne olur affet beni. Çok sarhoştum. Ne yaptığımı bilmiyordum ben. Defol git buradan. Ali İhsan. Defol! Ama... Sana söylüyorum defol! Defol! Elimizden gelince daha çok güzel yapmaya çalışıyoruz. Güzel güzel tutuyor. Ali İhsan Bey geliyor. Abi ben de şimdi senin yanına gelecektim. Ne oluyor? Ben seni bugüne kadar hep anlamaya çalıştım. Bunu nasıl yaparsın bana ha? Nasıl yaparsın? Aklım almıyor. Gerçekten anlamıyorum. Bu kadar mı nefret ettim benden? Şu kadar olsun, abine saygın olmadı mı senin? Abi ne nefreti, ne saygısı, ne diyorsun? Söylemeye dilim bile varmıyor. Gülünle yaşadıklarını. Abi ben Gülünle... Bir daha gözüme görünme. Thank you.
niye geldin? Ben... belki yemeğe çıkarız diye. Yemeğe mi çıkarız diye? Bu kadar kolay mı? Siz hepiniz hayatınıza sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsunuz. Ama ben yapamıyorum. Anlıyor musun? Yapamıyorum. Hepiniz, sen de, Erhan da, Nil de, Emre de yalan söylüyorsunuz bana gözümün içine baka baka. Ve ben bunları bilmeden yaşıyorum. Arkamdan iç çeviriyorsunuz. Hepinize safça inanıyorum. Artık yeter. Ben ne yaptım size? Söyler misin ne yaptım size? Sizi sevmekten başka ben ne yaptım? Ali İhsan ben... Bundan sonra benim hayatımda yalancılara yer yok. Sen de eğer benden bir şey saklıyorsan hemen söyleyeceksin. Bundan sonra hayatımda en ufak bir yalanı dahi affedemem. İffet. Ne oldu? Ne oldu Dilek? Büyü bozuldu. Ali İhsan İffet'i tanımaya başlıyor. Eve nasıl gideceksin? Serse falan yazıldın mı? Yok. Ablamın şoförü getirip götürecek beni. Ablanın şoförü. Senin baban kesin sosyete kasabı. Ya da ablan zengin birine kapak attı. Senin benimle uğraşmaktan başka işin gücün yok mu? Ya sen ne asabi bir kızsın ya. Niye hemen çemkiriyorsun? Hadi sinemaya gidelim. Sen de bizimle gelsene. Şöyle Nimet gelmesin bence. Teşekkür ederim. Benim ders çalışmam lazım. Yani o gelemez. Haliyle acı. Kasap babanın inek kızı. Geçiririm şimdi şu çantayı kapana. Orkun iğrençsin. Hadi Orkun, hadi. Soracaktım da. Ne soracaksın? Bir kitap lazım, onu soracaktım ben. Ha, tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin oğlum. Geç usta geç. Cemil, ne oluyor oğlum? Önemli değil. Sabahtan beri burası niye kilitli diye düşünüyordum. Ne kadar veriyorsun? Hepsine 200 lira veririm. Tamam. O zaman ben malzemeleri alıp geleyim. Ne bunlar oğlum? Koskoca bir aşk hikayesine biçilen fiyat 200 lira anne. Ben söylemiştim ama. Beş para etmez adamın tekiyim diye.
Hoş geldiniz. Osman Efendi, ne oldu o güvercine? Ne olacak be Saime? İyileşince kanattan bu uçtu gitti. İffet Hanım geldi. Morali çok bozuk. Bari sırıtmadan söyle. Hadsiz. Hala, ben Ali İhsan'a her şeyi anlatacağım. Cemil'i, bütün olanları. Biliyorum benimle evlendiği için pişman olacak. Ama olsun, ben artık dayanamıyorum. Sakin ol kızım. Hak etmiyor hala. Ali İhsan böyle arkasından oyunlar oynayan, yalanlar söyleyen insanları hak etmiyor. Ben aptalca oyunlar oynadım. En başından anlatmalıydım. Anlatırsan evliliğin biter kızım. Biterse bitsin hala. Ne bu evliliği, ne bu evi, ne bu parayı, ne kendimi, hiçbir şey umursamıyorum. Önemsediğim tek bir şey var. O da Ali İhsan. Ben kendimi düşündüğüm için susarsam Ali İhsan'ı gerçekten sevmiş olur muyum? Ne pahasına olursa olsun. Her şeyi anlatacağım. Nimet! Hoş geldin baba. Neredesin sen? Okulun önüne bekledim seni. Son ders boştu, erken çıktık. Niye haber vermiyorsun? İlk günden pişman mı edeceksin beni? Hatalı mı karar verdim kızım? Deli mi edeceksin beni? Unutmuşum baba geleceğini. Telefonuma niye cevap verme? Şey baba, sessizde kalmış. Yemek hazırlıyordum ya, duymamışım baba. Bana bak Nimet. Bundan sonra nefes alsan haberim olacak, anladın mı? Yoksa alırım okuldan. Tamam baba. Öyle unuttum, unuttum da yok. Peki baba. Yemek hazır, koyayım mı? Elimi yüzümü yıkayım sonra. Ben temiz havlu getiriyorum şimdi. Ali İhsan. Ben çıkıyorum. Yasemin'le bir şeyler içeceğiz. Sen de gelmek ister misin bizimle? Hayır, ben içiyorum zaten. Erhan, çok üzgün. Abla bana Erhan falan deme. Bu adamın adını bile duymak istemiyorum artık. Peki. Hadi kalk gel. Oturup konuşuruz, açılırsın biraz. Teşekkür ederim ama eve gideceğim. Bugün İffet'i çok üzdüm. Ya bütün bu olanlar arasında en çok ona yüklendim. Eve gitmek istiyorum ve karımla sakin bir gece geçirmek istiyorum. Peki, nasıl istersen.
Cemil. Nil. Bu kadar yalnızım ki. Niye yoksun? Sen niye yoksun Cemil? Kalamaz mıydın? Babam da yok. Annem de yok. Kimse yok. Benim sevdiklerim hep gider Cemil. Ben de gideceğim. Ne yapalım? Ne? Thank you.
Hakkını helal et Emine. Ben gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim. Roberto'yu, Balaban'ı, Osman amcayı öp benim için. Özür dilerim. Yap yap özür dile. İyi alıştım valla. Şimdi git istiyorsan. Gitmek istemiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Niye dur? Ben deliyim de sen benden de delisin kızım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Emine. İffet nerede? İffet Hanım çıktı efendim. Çıktı mı? Nereye gitti? Az önce çantasını alıp çıktı. Anlamadım. Bir şey söylemedi mi? Hayır. Bir daha gelmeyecekmiş. Bir daha geri gelmeyecek miymiş? Evet efendim. Şu anda bana hiç güvenmediğini biliyorum. Haklısın da. Ama bu mektupta sadece gerçekler var. Yüzüne bakarak söylemeye utandığım gerçekler. Söylesem de olanlardan sonra asla inanmayacağın gerçekler. Sana olan sevgim gibi. Çok sevdim ben seni. Annem, babam, en yakın arkadaşım, hocam, her şeyim oldu. Hayatımı kurtarmakla kalmadım. Hayallerimde bile göremeyeceğim bir hayat verdin bana. Ben dibe batarken ellerini uzattın bana. Ama gitmem lazım. Çünkü ben seni hak etmiyorum. Zaten bir hayaldi bu. Bir rüyaydı. Nasıl olsa uyanacaktım. Sen benden tek bir şey istedin. Ben sana onu veremedim Ali İhsan. Sen benim dürüst olmamı istedin. Bense küçük oyunların peşinde koştun.
Bunları sana yazarken o kadar acı çekiyorum ki. Bilemezsin. Benim hayatımı mahveden, karnımda çocuğumla ortada bırakan, beni utanç içinde bırakan o adam bana tecavüz etti. Ama daha da kötü olan, o adam bizim evimize girdi. Ve ben buna göz yumdum. Cemil'in kim olduğunu söyleyemedim. Çünkü içim kinle doluydu. Senin sevgini bile göremeyecek kadar kapanmıştı gözlerim. Her şeyi anlatacaktım. Ama küçük bir çocuk gibi intikam almaya çalıştım ondan. Ama elime yüzüme bulaştırdım. Olmadı. Sana söylemek istedim defalarca. Ama korktum. Artık korkmuyorum. Çünkü sen her şeyden değerlisin. Biliyorum bir daha yüzüme bile bakmayacaksın. Biliyorum çok acı çekeceksin. Ama sonra atlatacaksın. Beni unutacaksın. Ama ben seni hiç unutmayacağım. Hoşça kal Alisa. Görmedin, sonu baştan yazılmış.